Evet, Gürcistan'a girdik. Çok fazla bir sorun olmadı. Toplamda 10 dakika, 15 dakika falan sürdü. Motora sigorta yaptır dediler. Yaptırdık. Bir aylık işte geri dönüşü de kapsayacak şekilde. Burası şu anda sınırdan 5 kilometre kadar içeri girdim. İşte sigorta yapan çocuğa dedim, yani biraz Türkçe biliyor. Burada dikkat etmemiz gereken ne var? Yavaş git dedi yollarda. Polislerle uğraşma dedi. Durum böyle. Onun dışında bir şey olmaz dedi. İşte şeyi değerlendirelim dünü. Dün göl başından Hopa'ya geldim. 10.30'da Ankara'dan çıktım. 8.30 gibi. Tam emin değilim. 8.30 gibi. Hopa'ya geldim. 930 kilometreydi galiba. Uzun bir sürüş oldu. Yorucu oldu biraz da. Sadece oteldeki kahvaltıyla çıktım. Yolda kahve içtim. Soda içtim birkaç tane. Onun dışında akşama kadar yemek de yemedim. Ama kendimi iyi hissediyorum. Açlıklı hissetmedim yani. İşte yumurta, peynir filan. Protein ağırlıklı beslenince benim zaten pek aklıma gelmiyor. Hele de motordayken hiç gelmiyor. Durum bu şekilde. Ama çoğunluğu duble yol olmasına rağmen yine de trafik yoğundu. Özellikle Karadeniz sahili, ışıklar, saygısız sürücüler, yani bayağı yorucuydu üstelik. Yani bak burada insanlar kuzu gibi sürüyor. Arkamda var. Arkamda 100 metre geriden geliyor adam. Bak şu anda 60'ta gidiyoruz. 100 metre geriden geliyor. Yani bilmiyorum, biz bu medeniyeti ne zaman bulacağız? Yani bunlar da öyle, Gürcüler de öyle medeni falan değildir ha, yani keserler biçerler yani. Biz parklarda insanların cebinden bıçak zoruyla paralarını çaldığını biliyorum ben 98'de. O zamanlar öyleydi. Şimdi bilemiyorum, belki biraz. Şu anda ilk izlenimim bu ama birisi de buradan şeridi ortalamış geliyor. Şimdi 400 küsür kilometre işte sınıra kadar gideceğim. Vladikavkaz'a doğru geçerken bir tane sınır var orada. Zaten bir tane Gürcistan'dan Rusya'ya bağlanan sınır o kuzey tarafında. Bugün geçebilirsem Rusya'ya geçeceğim yani. Bakalım. Bir sorun olmazsa. Kaldığım otel güzeldi Hopa'daki. Her şeyi pırıl pırıldı. Yeni oteldi. Yani 4 çeşit peynir vardı artık. Yani pek tadı yoktu peynirlerin ama çeşidi çoktu yani. Şu anda haritayı açtım. Gürcü hattı almadım. Turkcell'i kullanacağım. Zaten bir günlük, bir gün burada kalacağız. Bir günde Rusya'da kalacağız. Onun için Turkcell'e birer günlük yurt dışı vereceğiz. Velhasıl. Bir de buraların hattıyla uğraşmaya gerek yok ama Kazakistan'da alacağız mecburen. Özbekistan'da alacağız. Çünkü oralarda uzun kalacağız. Yurt dışı tarifesi Turkcell'in ne kadar bilmiyorum. Şu anda bir günlük 150 mi 160 mı öyle bir şey herhalde. Yani burada da alsak zaten 20 dolardan aşağı hat yoktur sanmıyorum. Zaten bir aksilik olmazsa akşama çıkar giderim buraya yani. Durumlar böyle. Burası Batum'a giden yol. Zaten Gürcistan'ın Karadeniz sahilindeki en güzel noktası Batum'dur. Yani turistik olarak. Daha önce Sovyetler döneminde buralara şey yapılırmış. Burası turistik beldelermiş. Tatil köyleri, oteller filan Batum'da çokmuş önceden. Ruslar gidince, işte Sovyetler dağılınca bunlar da bu şekilde kendi çaplarında bu şekilde korumaya devam etmişler. Ben 98 yılında bu Batum Bakü-Supsa hattında çalışırken işte buralara gelip gidiyordum bazen. Batum'a gelip gidiyordum yani. Öyle bir
bir günlük falan bir eski Rus kamplarını gezme şansımız olmuştu. Oradan hatırlıyorum. İşte böyle. Bayağı Türk plakalı araba var yalnız şeyde. Önümüzde bir trafik polisi. O da İstanbulluymuş zaten. Adamlar böyle radar gibi bakıyor vallahi polisler. Tabii şimdi bu eski Sovyet Cumhuriyetlerinde rüşvet hala geçerli biliyorum ben. Moldova'da 2017'de Moldova'dan geçerken bir deklarasyon belgesi düzenlenecek diye adamlar bize açıkça rüşvet istedi. Onar dolar mı ne vermiştik o zaman kişi başı? Yazıyorsun beğenmiyor. Diyor Kiril alfabesi olacak. Kiril alfabesi bizde yok. Ben yazayım diyor. O zaman şu kadar yazarım diyor. Yani o hala var diyorlar. Bilmiyorum artık. Bakacağız. Bu Rus gümrüğünde bir tane Türkçe bilen bir adam var diyorlar. İşte bu işleri yapan. Geçen birisi anlattı. Türkçe bilen birisi var dedi deklarasyon olayını. Şimdi benim en çok kafama takılan deklarasyon. Deklarasyon yapılmazsa şey de o geçici ithalat bedelsiz ithalat belgesi mi ne yerine geçiyor bu. Aynı zamanda Kazakistan'da, Özbekistan'da her yerde geçerli bu. Ona bakıyorlar yani. O zaman öyle demişlerdi yani bu belge bütün Sovyet Cumhuriyetlerinde geçerli demişlerdi. Başka yerde tekrar düzenlenmesine gerek yok demişlerdi. Hala aynı. Geçen birisi yine paylaştı. Deklarasyon yapmamış. Vladikavkaz'ın yakınından geri döndü geldi. İşte ben onu biliyordum yıllar öncesinden. Tabii herkes ya biliyor ya unutuyor. Mutlaka uyarmışlardır da işte insan telaşla unutuyor. Bu arada bu gümrük falan bakmadı hiç. Çantama mantama hiçbir şeye bakmadılar. Doğru geçtiler. Şimdilik böyle böyle gidiyoruz. Biz bir hızla gidersek akşama oraya varamayız. Benim canım. Varamayız. Gerçi burası şehir içi neredeyiz. Yoğunluk çok fazla da. Şu Tiflis yoluna girince ortama bakacağız. Ne yapabiliriz? Evet, şimdi daha bayağı bir ileriden döneceğiz. Buradan da gidiliyor ama burayı vermedi. Harita öbür yolu verdi. Harita kısa yolu tercih ediyordur herhalde onu. Takip edelim. Ortada kırmızı asfalt var. Kırmızı asfalt ne demekse ilginç. Eskiden Rus sisteminde 3 şeritliydi yollar. Şimdi hala öyle mi bilmiyorum. Orta şeridi birbirini sollamak isteyenler kullanıyordu. Karşıdan, buradan işte kesiklik şerit hangi taraftaysa o orta şeridi kullanabiliyordu. Çünkü bu Batum ve Tiflis hattında o zamanlar ben minibüste çok gelip gittim. Çünkü işimiz öyleydi yani. Hat boyuncaydı işimiz. Rustavi'den Batum'a kadar işimiz oluyordu. Şimdi bilmiyorum yenilendi mi, yenilenmedi mi? Rus plakalı araçlar da var bayağı. Ruslar da herhalde kendi memleketlerine falan mı gidiyorlar? Gezmeye mi gidiyorlar? Hadi canım hadi. Caz yapma yürü. Bu arada aynayı tamir ettim. Benim ayna bırakıveriyor.